Kahvaltı hazır. Abu, ne yaptın kız? Kaşlarımı aldırdım. Allah'ım, bu ne süper bir benzerliktir. Aynısının tıpkısı vallahi. Abu! Abu! Değil, Abu demen lazım. Hoşuna mı gitti kız? Organik kobra. Çok komiksin ha. Tapirciğim, senin için üzücü bir haber. Yengen komik erkeklerden hoşlanıyor. Bu komikti. Şaka maka da elbiselerini halledersek abi, tıpkısının aynısı olacak yani. Ruh ikizi olacak lan. Çok acayip bir şey olacak. Farkındayım canım, onu da halledeceğiz. Kız, al şunu. Al şu parayı da git kenar mahallesi avamesine. Bu fotoğraftaki şahsa benze gel, hadi. Yine bu mudur oğlum? Ha, çok güzel değil mi kız? Şehirli kobra. Kusura bakma ama çok büyük bir öküzsün Beşer. Abu, kıskanması da varmış organik kobranın. Herhalde yani. Yalnız sen bir şey söyleme, bildiğin öküzsün arkadaşım sen. Efendim canım? Öküzsün diyorum, öküzsün, bildiğin öküzsün. Bak, öyle kötü kötü. Eleştiriye kapalıyım, kusura bakma. Arkadaşım, sen hiç akıllanmaz mısın? Konuşma da işine bak. Gel avans vereyim sana biraz. Lan oğlum, delikanlı gibi tutsana şunu. Kendin kaşındın, gel bakalım. Hazır olun. Bir, iki, üç, başla. Mahven, 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 mahven. Bak ne diyeceğim, bir dahaki sefere babanı da getir istersen. Depresyona mı girdin Obama? Kız, bak ne buldum internette. Kocanızın aldatıp aldatmadığını nasıl anlarsınız? Asla anlayamayız. Ancak benimki gibi rahmetli olursa o zaman aldatmadığından emin oluruz. Ay anne, günah günah. Ne biçim şaka bu? Ayol şaka değil, erkek milletine güvenilir mi hiç? Hiç. Vallahi ben kocama güveniyorum. Okusana. Nasıl anlarmışız aldatıp aldatmadığını? Ne oldu tatlım, hani güveniyordun kocana? Aferin bak, annesinin kızı. İşi garantiye alıyor. Cici oku hadi. Okumayayım istersen, sonra tutar tutar da aman ha. Cici okusana be. Tamam okuyayım. Bir. Her zamankinden çok daha sık duş alıyor ve parfüm kullanıyorsa. Al işte! Tombala! Bingo tingo! Altılı ganyan. Anne ne diyorsun ya? Şerefsiz dün gece nasıl mis gibi kokuyordu? Berberde saçını yıkatmış anne. Ne var bunda? Tabii tabii tabii. Çok merak ettim şu berberi kız. Ben hiç merak etmiyorum anne. Okusana. İki. İşten her zamankinden daha geç ve daha yorgun geliyorsa, her zamankinden daha erken uyuyorsa, olay bitmiştir. Anne, ne olayı ne bitmiştir ya? Adamcağız eşekler gibi çalışıyor, yorgun argın dönüyor eve. Nasıl dönsün? Üç ne? Üç, iş yerinden aradığınızda sık sık şirket dışındaysa veya yok dedirtiyorsa, Al işte, dene de gör. Hani neyi deneyeyim de göreyim? Ay arayalım bakalım, dükkanda mı değil mi diyor kadıncağız işte. Yardımcı oluyor sana. Ya saçmalamayın ya. Sırf kontrol etmek için adamı arayacak halim yok herhalde. Benim var vallahi halim. Anne ne yapıyorsun? Dükkanı arıyorum. Yarım kilo sülük sipariş edeceğim. Ay inşallah dükkandasındır enişte, yoksa yandın vallahi. İnşallah. Alo. İyi günler. Ben zıttır pıttır baktan arıyorum. Aslan Kral'la görüşmek istiyordum. Yok mu? Nerede? Demek bilmiyorsunuz. Yemin edebilir misiniz peki? Niye edemiyorsunuz? Anlıyorum tabii. Günah. Yalan yere yemin edilmez tabii. Kiminle görüştüm ben? Çok teşekkürler Beşer Bey. İyi günler diliyorum. Buyurun. Buradan yakın. Yalan yere yemin edemem diyor çocuk.
Aferin lan Beşer, tuttun bu hareketi. Ver şunu ver. Kızım ara, çok merak ettim hadi. Bir de beni düşün. Hele bir de beni düşünün. Hocam 100 metre olmadı mı? Öleceğim ben ya. Tamam, çok az kaldı. Devam edelim. Evet, şimdi oldu ama siz devam edin. Tamam, derecem nedir? Bakalım. 55 saniye 8/10. İyi mi yani, güzel mi? Sizin için fena sayılmaz. Allah razı olsun hocam. Harbiden nefes nefese kaldım. Bir de bende nefes darlığı var, tam çözemiyorum. Gözünü seveyim, sessiz ol, şunu durdur, telefon çalıyor. Allah'ını seversen hocam. Hocam sen de sessiz ol, sakın konuşma. Yanarım, vallahi yanarım. Tamam, ben gidiyorum zaten. Tamam hocam, tamam. Valide Hanım'a bak ya, cadı odama çatakladı. Alo. Ha Mehmet, ha? Ne oldu canım? İyi vallahi, ne olsun, dükkandayım. Ne oldu, hayırdır? Ha ya, demek dükkandasın. Ha, başka nerede olacaktım? Ne yapıyorsun peki dükkanda? Ne yapayım Mehmetciğim, çalışıyorum gördüğün gibi yani. Belli. O yüzden mi böyle nefes nefesesin? Nefes mi? Nefes kim? Ne nefesi? Aslan! Sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Yo, sen. Aslan lütfen doğruyu söyler misin? Niye nefes nefesesin ha? Üzletme beni ya! Ya niye olacak, hayatım iş icabı yani. Bir saattir tavşan kovalıyorum burada. Demek tavşan kovalıyorsun. Evet yavrum, bu salak Beşer kafesleri açık bırakmış da o yüzden yani. Beşer'in salak olduğu kesin. Ama sen ondan daha salaksın Aslan. Mehmet, alo Mehmet, ne diyorsun ya? Alo! Kapattı. Aslan Bey, hazırsanız devam edelim. Ya hocam, gözünü seveyim, şu koşma işini yapmayalım, Allah'ını seversen ya. Tamam, o zaman hadi çalışalım. Bak o olur. Şöyle alayım ben. Tamam, böyle geliyorum. Aslan Bey, bunlar sizin için uygun. Bunlarla başlamamız gerekiyor. Hocam bu çok hafif yani, ben bunu tek elimle kaldırırım. Biraz şey daha yok mu yani, daha biraz daha ağır? Bunlar zaten tek elle kaldırılıyor Aslan Bey. Bence siz bunlarla çalışın. Olması gereken budur. Bence zaman kaybı hocam. Yoksa ben idmanlıyım yani. 15 kiloluk kafes kaldırıyorum. Artı içinde de 5 kilo köpek desen 20 kilo yani. Uygun olan sizin için bunlar. Öyle mi? Evet. Hammam değilim, onu söyleyeyim yani. Ben şuna bir bakayım ya. Bu ne dayı? Tornet mi? Aslan Bey, bu sizin için çok fazla. Bence siz bununla başlayın. Babacığım, taktım bir onunla başlayın, onunla başlayın ya. Müşteri ne derse olur ya. Biz de esnafız yani. Gözünü seveyim ya. Dur başlayalım. Biz acilimiz var. Aciliyet olmasa tamam diyeceğim yani. Benim 6 ay burada vaktim yok. Şudur. Bak, anlatabiliyor muyum yani? Bence bununla olacak. Aslan Bey, iyi misiniz? Aslan Bey. Galiba belim kırıldı birader. Allah'ım Allah'ım, yürü valla. Allah cezanı verecek kubatım yani, yürü. Ya ne oluyor ya, ne oluyor be? Sus, sus, yürü valla. Bak kulaklarını, kepçelerini kopartacağım senin ha. Yetti yani kubatım, yetti. Ya arkadaşım, bu ne biçim şaka anlayışı? Ne biçim insanlarsınız siz ya? Ay gülme Tanpir, valla. Gülme yani, bak çok şımarıyor sonra. Geç. Geç, dolanma oralarda. Otur, otur yerine. Otur çabuk yerine. Ne? Yerime mi? Burası benim yerim mi? Hemen otururum. Ne güzel bir yerim varmış ya, anam. Tabii Kubat'ım. Masa da senin. Dükkan da senin. Tampir de senin yani. Ne oluyor arkadaşım burada ya? Ay, ay, ay. Şimdi birazdan Dampir'cim, sen anlarsın ne olduğunu. Şimdi kalın sağlıcakla, tamam mı? Görüşürüz. Bir saniye. Bunu burada bırakmayacaksın değil mi? Ay Dampir, nerede bırakayım? Ay evde o kadar yaramaz ki yani. Canım çıktı yani. Uğraşamıyorum. Yaramazlık derken? Yakari, yaşasın bu dükkan benim. Bak bu teyfli bir... Kınalı teyf ya. Çırmalı mıdır nedir, çöpme yapmışlar. Dampir, bana sakın dışarıya falan salma, tamam mı? Kaybolur maybolur. Sonra nerede buluruz aptalı? Önümüze gelene bir tekme. Önümüze gelene bir tekme. Ne yaptı bunu arkadaşım ya? Ay Allah'ım Allah'ım. Vallahi Dampir'cim, ben bir şey yapmadım. Doktor yaptı yani. Ay içinde varmış demek ki. Hadi hadi. Nereye gidiyorsun arkadaşım? Bırakma beni bununla. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Ilgaz. Bak ne güzel söylüyorum, tam Pir amca. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Tam Pir amca.
bak cep telefonu oluyor. Bak cep telefonum var benim. Alo. Nuri Bey. İyi günler. Ben Kenan'ın öğretmeni Tekin Erdem. Sağ ol efendim. Çok iyiyim de Kenan'ın durumu pek iyi değil maalesef. Daha ne yapsın efendim? Daha ne yapsın? Bu hafta 3 gün okula gelmemiş. Şimdi kontrol ettirdim. Bugün de yok. Etti 4. Hadi ya hasta mı? Evde yanınızda mı şimdi? Kenan? Sen mi? Bana bak. Hemen buraya gel beni oraya getirtme. Çabuk okula. Şuraya bak be. Bir de utanmadan babasının sesini taklit ediyor. Kurnaz herif. Ama biz yer miyiz? Kaçın kurasıyız. Gel. Bir şey diyecektim de öğretmenim. İstediğini de o bencim. Ama lütfen bana öğretmenim deme. Ben öğretmenim değilim. Öğretmenim diyeceksin. Bak dikkat edersen içinde bir tane yumuşak ye. Farkına varmadın ama bir tane de minnacık re var. Ne fark eder ya? İkisi de aynı işi görmüyor mu zaten? Tamam tamam hemen küstahlaşma. Söyle ne diyeceksen de hadi. Hocam ben veda etmeye geldim de. Veda mı? Yavrum daha saat kaç? Kaçsa kaç. Gidiyorum işte bu diyardan. Komple terk ediyorum bu okulu. Ha, o biraz sıkar canım. Biliyorsun ülkemizde eğitim şart ve mecburi. Gerekirse hakkında yakalama kararı çıkartır seni yine buraya getiririm. Sen hiç merak etme. Vallahi o kadarını siz bilirsiniz. Getirttirir misiniz, yakalattırır mısınız? Ama ben gene kaçarım baştan söyleyeyim. Daha fazla bu okulda barınamam. Barınamaz mısın? Ne oldu yavrucuğum? Hocam kısaca şöyle söyleyeyim. Ben artık daha fazla insan yüzüne çıkamam. Elveda. Buyurun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi uçuşlar. İyi günler. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ben bilet alacaktım da. Yurt içi, yurt dışı? Yurt dışı daha iyi olur. En uzak uçuşunuz nereye? En uzak uçuşumuz Tanzanya'ya. Peki tamam ben bir tane bilet istiyorum. Sadece gidiş olsun. Mümkünse de cam kenarı olsun. Tamam hemen bakayım. Tanzanya uçuşumuz 3 saat sonra. Tamam, süper. Tamam. Vergisi, kıl yönü falan 580 euro alayım. Tüş, yapma ya. Neyse alacağız. El mecburi. O zaman teyzemin hesabına yazarsanız. Vay, bu ne kudretli bir teyzeymiş böyle. Ne kudretlisi ya. Sadece sizin şirkette çalışıyor. Personelde 3-5 kredi yaparsınız herhalde. Yapmaz mıyız? Kimmiş bu teyzeniz? Jülde Mermercin. Hostestir kendisi. Ay sen Juju'nun yeğeni misin? Evet maalesef. Diyebilirim ki ilk defa işime yarıyor kendisi. Neyse alayım ben bileti. Tamam bir saniye bekleyin. Hemen veriyorum. Yalancı herif. Nasıl salladı dükkandayım diye. Erkekler böyledir işte anla. Neredeymiş peki? Bilmiyorum. Ama nefes nefeseydi. Aa, my gosh. Bir insan nefes nefese ne yapıyor olabilir ki acaba? Ay, ben de çok merak ettim. Ne dedi bakalım çakal? Tavşan kovalıyormuş. Şuraya bak. Terbiyesiz, şerefsiz adam. Yani çocuğumla neredeyse alay ediyor. Hayır, utanmasa itiraf edecekmiş neredeyse. Ne yapacağım ben şimdi? Boşanacaksın. Avukat benden. Efendim. Buyurun. Hangi Tekin Bey? Hangi bizim şirket? O ben mi? Ne olmuş o beni? O ben mi? Bizim o ben mi? O ben okulu mu bıraktı? O ben yurt dışına mı kaçıyormuş? Aa! Aa! Gitti karı. Ne yapıyorsun arkadaşım? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Uçmuşsun sen farkındasın değil mi? Uçmuşsun sen farkındasın değil mi? Mize anlayışı da çok gelişmiş bakıyorum. Mize anlayışın da çok gelişmiş bakıyorum. Tamam güldük eğlendik bitti artık uzatma. Güldük eğlendik bittik artık uzatma uzatma. Uzatma arkadaşım diyorum sana. Uzatma arkadaşım diyorum sana. Bak döveceğim ama ha. Yok ya pıçık biraz zor döversin. Annemi duydun tamam mı? Bu dükkan benim. Sen de benimsin.
misin Tapir? Yapma ya. Yapma ya, yapma ya. Git bana gazoz getir, çabuk gazoz getir. Nuri abiden al. Tamam, sakin ol. Ya sakin diyor ne? Koş bana çikolata, pis kevita. Benim niye pis kevitim yok? Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Ben bir buzdolabı bakmıştım ama. Bak bana ne, bana ne, bak bana ne. Buzdolabı orada, bana ne bak. Çekil, Alman uçakları geliyor. Gördün mü bak uçak nasıl indi? Ne bakıyorsun arkadaşım, hiç Alman uçağı görmedin mi? Uçak belgeseli görmedin mi daha önce? Ben sadece bir şeye bakmıştım ama. Ya nesine bakmıştın, nesine bakıyorsun? Bak işte buzdolabı. Fiyatını merak etmiştim de. Çok mu merak ettin? 5 5 500 lira mı yani? Ya ne 500 lirası ya? Ne kadar salaksın sen? 5 tane misket. Misket mi? Misket mi? Ne oldu, gücüne mi gitti abisi? Yok. Yok, benim gücüme falan gitmedi de. Kimin gücüne gitti o zaman? Dükkanda senden başka kimse yok mu? Ne demek senden başka kimse yok mu? Baksana Alman uçakları var, arabalar var. Direksiyonum var, herkes var dükkanda. Allah Allah. Nasıl bir yere geldik böyle ya biz? Buzdolabını alacaksın mı, almayacaksın mı? Alacağım. Alacağım da yanımda hiç bozuk misket kalmamış maalesef. Ben hemen geliyorum. 5 taneydi değil mi? Yok, 6 tane dedim arkadaşım. Tamam, 6 da uyar. Ben hemen gidip getiriyorum misketleri, tamam mı? Bekle. Tamam. Hemen. Sakız da al bana. Sakız. 6 tane mi? Yok, 7 tane. 7 tane, ben sana 10 tane getiriyorum, on tamam mı? 10 tane getir. Hemen. Yaşasın. Sakız getir. Aferin sana. Selamünaleyküm millet. Ne oluyor lan? Neredeydin baba sen? Kim o kadın aslan? Niye böyle kambur duruyorsun sen? Beli tutulmuş kart zamparanın. Kim o kadın aslan? Arkadaş bugün ne lanetli bir günmüş ya. Evet. Lafı gevelemeyelim. Alalım itirafları. Kim o kadın aslan? Ya tamam söyleyeceğim, ne böyle hakim gibi duruyorsunuz karşımda? Tahmin ettiğiniz gibi bir şey değil, bak söylersem çok utanırsınız. Ben de utanma yok diyorsun yani. Kim o kadın aslan? Yavrum yine rotar yaptın bak. Kim? Sonra ben de lavuğa yenilince film hepten koptu işte. Ne yani? Basit bir bilek güreşi yüzünden Tanzanya'ya kaçıyordum. Ne yapayım, herkese rezil rüsva aldım. Tamam. Bilek güreşi yüzünden mi rezil rüsva olur? Teyze, sen hiç 13 yaşında bir aptala bilek güreşinde yenildin mi? Ben 33 yaşında bile bir aptala yenilmem. Hadi siz kendine gel. Aha. Yoksa sen bu çocuktan hoşlanıyor musun? Ya teyze olur mu öyle şey? Tam tersine nefret ediyorum heriften. Ha, onu bilelim de ona göre ben de taktik hazırlayacaktım da neyse, o zaman şey yapmayayım yani. Ne taktiği uygulayacaksın? Allah aşkına çok merak ettim, söylesene. Çok merak ettiğim bu küstah konuşmandan belli. Böyle davranırsan hayatta söylemem. Tamam tamam söyle hadi, çok merak ettim harbiden. Şimdi sen bu aptalı yenmek mi, eziklemek mi yoksa köpek mi etmek istiyorsun? Vallahi ne yalan söyleyeyim, hepsini yapmak istiyorum. Sürüsün hayvanat. Hala içinde bir kadın var demek ki o biş. Hala ne demek teyze? Ben daha 3 yaşında bir çocuğum. Buyurun efendim, kahveniz. Sıcak çikolata küçük hanım. Çok mersi. Rica ederim. Başka bir arzunuz? İçimde öyle arzular var ki şu sıkıcı hayatta. Size anlatsam şuracıkta mesleği bırakırsınız vallahi. Bıraktım gitti. Hop hop hop! Ne oluyor ya? Kalk git şuradan! Pardon ben hanımefendi birden şey yapınca her neyse. İşte bebeğim gördüğün gibi şekil bir ha. Çaklık yok değil. Evet, buzdolabımız arabada. Aç 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 aç. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Bak 2 tane fazla aldım. 10 tane de sakız burada. Tamam, hadi hayırlı işler, görüşürüz. Hadi. Yaşasın! Bir sürü oldu. Gene bekledik. Bu elektrik süpürgesi ne kadar? 5 misket. Yaşasın! Bir sürü misketim oldu. Teşekkürler. Bu televizyon fiyat nedir? 5 misket. Yaşasın, bir sürü misketim oldu.
Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Çamaşır makinesi ne kadar acaba? 5 misket. 5 tane alırsak? 55 misket. 55 misket ha? Tamam. Ne oluyor lan burada? Dükkanı boşaltmışsınız oğlum. Aa Şişko gel gel. İşler birden açıldı. Zengin olduk. Bak bir sürü misket. 5 tane. 5 mi misket? Ha, 5 tane sakız da var ama piskemitim yok. Bana niye piskemit almıyorsun? Çok teşekkür ederim tapir. Şimdi söyle bakalım. Lan koçu bu hale getirmek istiyor musun? Evet hem de çok. Sen hala burada mısın lan? Apache! De git! Cizet! Upiş! Upiş! Senin tek sorunun var, tek. Böyle aptal bir erkek gibi davranıyorsun ya. Kendine gel. Ne yapayım? Babama çekmişim. Ay o babanın. Azıcık da teyzeni çeksen şu hayatta neler kazanırdın bir bilsen. Şık şık şık. Kukiye kukiye. Pembe ye pembe. Kadın rengi. Hey güzel Allah'ım Allah'ım. Vallahi topla topla bitmedi ha. Ben bittim. Vallahi ev düzene girmedi yani. Ay geliyorum. Geldim geldim. Yeter arkadaşım. Olmaz diyorum arkadaşım ya. Sen ne biçim adamsın ya? Bana çikolata al, piskevit al. Niye piskevit almıyorsun? Tapir bana niye piskevit almıyorsun? Dampir, çocuğum niye erken geldiniz eve siz şimdi böyle? Al şunu arkadaşım. İyice kontrolden çıktı ya. Manyak herif. Ne oldu ki? Ne yaptı? Oo neler yapmadık bak, ya. Satış bak. Yaptım bebeğim bak. Ay. Bir sürü. Ne güzelmiş abi. Dampir ne satışı yaptı bu? 5 dakikalığına gazoz almaya gittim. Geri geldi dükkanın yarısını satmış. Hem de neye satmış? Bilge'ye satmış. Ay eyvahlar olsun Allah'ım Allah'ım. İşin o kötüsü değil. İşin de kötüsü var biliyor musun? Bilge oynamayı da bilmiyor bu. Ay ne yaptın Kubat'ım sen ya? Ay ne yapıyorsun sen Kubat'ım? Neler yapmışsın ya? Ne oluyor be? Ne oluyor? Eyvahlar olsun. İn çabuk aşağı. O ayakkabılarla o koltuğa çıkılır mı? İn çabuk diyorum sana bak. Kızıyorum vallahi. Ya ne oluyor be? Oyun oynuyorum burada. Tapir de bana çikolata piskevit almadı. Bana niye piskevit almıyorsun? Ay ne yapıyorsun Kubat'ım? Sen nasıl bir insan oğlusun ya? Ay yapma etme ya. Gel bakayım sen şuraya. Meğer göbeğini eritiyormuş. Ya o göbek halterle eritilir mi baba ya? Tam göbeğe gidince dolayısıyla beyni çalışmıyor tabii. Anne ya dalga geçmesene. Kamburluk da pek yakışmış Quasimodo'ya. Seni gerçeği söyleyen ne kabahat zaten. Ay inşallah kalıcı değildir ya. Ay ben ne diyeceğim? Belki aynı ağırlığı bir de tersten kaldırsa düzelir. Ay ben. Güzel. Aferin aferin. Neyse ben gidiyorum abi. Rahatsız olmaya başladım ben. Aslancığım nereye gidiyorsun? Kamburun kahveye gidip pişbirik oynayacağım orada biraz. Heh, layığını buldum. Oh. Valide Hanım hakikaten ayıp ediyorsun. Samimi söylüyorum bak ben acıdan duramıyorum ha. Hakikaten ayıp oluyor. Samimi söylüyorum bak. Ne oluyor lan burada? Ne gülüyorsunuz? Baba ne oldu sana böyle? Kızım kopma var ya kopmayı yaparken altında kaldım biraz. Ben sana detaylı bilgiyi sonra anlatırım. Şimdi mühim mesele değil. Hadi vallahi. Doğru söyle kız. Böyle kalsa bundan boşanırsın değil mi? Ay saçmalama anne. Yarını geçer demiş hocası. Boşuna heveslenme. Neyse fırsat bu fırsat. Hazır enişte hoş yokken biz de şu küçük işlerimizi gerçekleştirelim. Ay ben Aset, Naş hadi. Yukarı. Hadi. Teyze bak abartmayacaksın değil mi? Söz verdin. Kes lan. Sen benim sözlerime ne güveniyorsun? Ya nereye? Küçük bir metamorfoz işimiz var. Yürü bu kala. Hadi. Acıtıyorum. Ne yapıyor kız bunlar? Vallahi da gitti, billahi da gitti bu kobra. Tabii gider oğlum. O kadar ezdin ki kızım. Ben de olsam ben de giderim. Ne bileyim lan bu kadar bozulacağını. Vallahi tahmin etmemiştim lan. Niye bozulmasın ki? Neticede o da bir kadın. Onun da bir onuru var, bir gururu var arkadaşım. Sen nereden biliyorsun lan? Açıp işine mi baktın lan? Bu şerefsiz. Geldi. Ben geldim am. Ay yürüyemiyorum. Ay. Kız.
Neredeyse kaçak kobra. Geberecektik meraktan. Şey, son otobüsü kaçırdım ağam. Kusura kalma. Al. Şimdi de. Topiş. Arkadaş bir de konuşmasa, konuşmasa aynı Jülide de işte konuşuyor be arkadaşı ya. Kurban olduğum, konuşma sen Rahu. Tamam, konuşmam ağam. La bir konuşma. İlla da konuşacağım diyorsan beş hoş de. Beş hoş. Soru gibi değil kız, şımarık gibi söyle. Beş hoş. İyi neymiş ki öyle beş hoş, beş hoş. Boşuna uğraşma Beşer. Bundan Jülide falan olmaz. Yok ya. Görürüz bakalım. Azmin elinden kimse kurtulamaz oğlum. Bir de şapşık de bakalım. Yok diye mi? Kız! Gördün mü lan ayakkabılarını? Ne kadar güzelmiş. Neyse. Yalvarıyorum yapmayın. Henüz hazır değilim. Şşşt! Kes lan. Sakın kıpraşma. Çünkü kaşların öyle söylemiyor. Hareket etme. Acımayacak canın hiç acımayacak bebeğim. Ne olursunuz acıyın bana, ne olursunuz. Sus be. Sus. Elveda babama. Hoş geldin. O işim benim, o işim, o işim. Aferin benim akıllı yeğenlerim. Bana bak. Sen kıpraştıkça ben hata yapabilirim. Ve bu hatalar gitgide katlanabilir. Ve bu katlanan hatalar neticesinde de küçük bir Serdar Ortaç olabilirsin bebeğim. Başlıyorum. Ben tuttum. Bırakma sakın, bırakma. Hadi bismillah. İnsanlık için küçük bir kaş olabilir. Ama medeniyet için büyük bir adım. Çok Osmanlı izliyorum bu ara, etkisinde kaldım. Ay! Devletlüm, hazır mısın? Evet, evet, evet. Hadi. Hazırız. Kıpırdama lan, kıpır. Sana şunu be. Tutuyorum teyze. İşte bu be. Üçü bir arada. Üç yeni çörü. Sus. Ağlama. Sus. Genç kız olacaksın. Küçük aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Gel gel. Hayatım böyle çok seksi oldun. Gel gel iki büklüm aman da aman. Günah be kardeşim, öyle şeyler söyleme ya. Benden gizli spora gidersen böyle olursun işte. Ya ne alakası var ne gizlisi kardeşim? Senden gizli gitmesem olmayacak mıydı yani? Muhtemelen olmayacaktı. Yani giderken bana bir teklif bile etmedin yani. Ya teklif etsem sen benimle salona mı gelecektin? Spora mı başlayacaktın Mehmet? Konuşup konuşup canımı sıkma akşam akşam. Başlayacaktım tabii. Hayatım ne güzel, zayıflardık birlikte. Hadi ya. Ne bileyim senin de zayıflamak istediğini kardeşim. Aa, nasıl ne bileyim ya? Sabah öğle akşam günde 15 defa çok kilo aldım diyen ben değil miyim? Ben ne bileyim hayatım, ben şaka yapıyorsun zannedim. Ben bu kadar spora bağımlı olduğunu nereden bileyim yani? Böyle şaka olur mu hayatım? Neyse geç kalmış sayılmazsın. Hala teklif edebilirsin. Tamam Meyveciğim. Çok ısrar ediyorsan belim iyileşsin, beraber gidelim spora, tamam mı? Ciddi misin? Evet. Ay harika, süper. Nihayet yeni aldığım taytı giyebileceğim. Efendim? Hayatım ben bir yeni tayt almıştım, sayende giyememiştim ya, onu giyeceğim. Ha. Ay giy giy, doğru söylüyorsun, evet. Nerede o, bir bakalım bir ona. Getirsene bir giy bakayım. Aa, olmaz, sürpriz. Onunla spor salonunda tanışacaksın. Ne yapalım, o da bir şey yani sonuçta. Evet, şimdi omuzlarımız dik. Dik. Evet, karnımız içeriye doğru. Yavaşça öne doğru eğiliyoruz. Evet, karın hala dik. 90 derece olana kadar dizlerimiz birbirine birleşik olmasın. Evet, çok güzel. Karın içeride. İçeride. Yavaş yavaş yukarıya doğru kalkıyoruz. Evet, kalkıyoruz, kalkıyoruz, kalkıyoruz. Omuzlarımız hala dik. Çok güzel. Geride. Evet, nefes alıp veriyoruz. Evet, omuzları birazcık rahatlatıyoruz. Çok güzel. Aslan, niye öyle bakıyorsun? Ne oldu? Nasıl bakayım kardeşim? Her şeyi soruyorsun ya. Ne kadar meraklısın. Niye bağırıyorsun ya? Yavrum, belim kırılmış diyorum ya. Diskim attı. Tamam hayatım, belin düzelsin, öyle başlarız spora. Biraz anlamaya çalış yani. Sporu taktın araya. Önce belim iyileşsin, ondan sonra gidelim olmadı yani.
Tamam. Şimdi kafam berrak değil yani, düşünemiyorum. Anladım Aslan, anladım. Oyalıyorsun galiba beni. Yok be kardeşim, ne alakası var ya? Sen yine taytını gir ne yapacaksan yap. Ücreti düşünmüyorsun, aslanı düşünmüyorsun. Ya sakat kalırsam? Görmüyor musun? Evrimdeki dördüncü maymun gibiyim ya. Kalmazsın hayatım ya. Ne güzel, birlikte zayıflayacağız, incecik olacağız. Ya spor yapmadan zayıflayalım kardeşim. Sebze suyu içelim, bir şey yapalım. Bağırsaklarımız açılsın. Gidelim lahman yaptıralım, bir şey olsun yani. Rejim yapınca olmuyor hayatım. Her pazartesi rejime başlıyorum, bir işe yaramıyor. Beraber yaparsak işe yarar. Birbirimize destek olalım yeter. Anlatabiliyor muyum? Sen yeme diyeceğim, ben yeme diyeceğim. Ya Aslan, rejimle olmaz bu iş. Yani anca bir kliniğe gideceksin, bir hafta yatacaksın. Aa, hayatım biz niye yapmıyoruz bunu? Niye yavrum? Niye bir kliniğe gidip yatmıyoruz? Hem tatil de yapmış oluruz. Yani Allah derim de anneni nasıl ekeceğiz? Bir de onu düşün. Artık orasını da sen düşün. Ne diyeyim hayatım ben şimdi? Ben bu kadının hiçbir şeyini düşünemiyorum. Sen şu Roma biraz el koy be, ne olur. Ay yavaş yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Mehmetciğim yavaş diyorum ya. Daha dokunmadım hayatım. Yavaş kardeşim, acıyor. Kükre aslanım, hayır hayır yok. Bu gece hayır halim yok.